Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daimen. Aziz kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Böyle güzel bir sohbete, böyle güzel bir toplantıya iştirak ettiğiniz için Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun. Evet kardeşler, Rabbimize ne kadar şükretsek az. Öyle diyor Bediüzzaman Hazretleri Mesnevi Nuriye isimli kitabında. Burada olsaydı da oradan okusaydım ama yok. Diyor ki, İlem eyyühel aziz, ey aziz kardeşim bil. Cenab-ı Hak seni Adem'den vücuda. Adem yokluk demek. Adem hani idam etti derler ya, yok etti. Adem'den vücuda ve vücudun pek çok eşkal ve vaziyetlerinden en yükseği Müslim sıfatıyla insan suretine getirmiştir. Medde-i hareketin ile son aldığın suret arasında geçirdiğin bütün mertebeler senin hayatına bir gerdanlık gibi dizilmiştir. Nasıl bu nimete vasıl oldun? Nasıl insan olmak için böyle bir hak kazandın? Sana sorulacak. Bakın, insan oldum. Ben insan olmak için okula gitmedim. Tahsil yapmadım. Para ödemedim. Adam doktor oluyor, 15-20 sene tahsil yapıyor. Hukukçu oluyor, tahsil yapıyor. Ekonomist oluyor, tahsil yapıyor. Fakat insan olmak için hiçbir çabamız olmadı. Cenab-ı Allah beni bir taş da yaratabilirdi, bir ağaç da yaratabilirdi, bir hayvan da yaratabilirdi. Ama insan yaratmış. Ne kadar güzel bize bir fırsat vermiş. Onun için bu fırsatı en güzel şekilde değerlendirmeyi ondan rica edelim, dua edelim, istirham edelim ki bu hayat fırsatımızı bize en güzel şekilde değerlendirenlerden kılsın. Şu anda nerelerde insanlar var? Nerelerde hayatını perişan edenler var? Nerelerde kendilerini israf edenler var? Allah bizleri de böyle Kur'an, iman, din yolunda bir yerde buluşturmuş. Bu büyük bir şereftir. Büyük bir fırsattır. Büyük bir ikram ilahidir. Evet, sevgili kardeşlerim. Şimdi ben Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinin eserinden biraz okuyacağım. Hep beraber inşallah istifade edeceğiz. Çok mühim bir derstir. Bu bizi anlatıyor. Evet. Evet, insan bir çekirdeğe benzer. Benzer mi? Benzer. İnsanı çok şeylere benzetiyoruz. Aslan gibi delikanlı diyoruz. Kuzu gibi çocuk diyoruz. Pire gibi adam diyoruz. Affedersin, eşek gibi adam diyoruz. Diyoruz ya, yani. Yılan gibidir, tilki gibidir, ne kurnazdır o. Diyoruz ya, yani, çok şeylere benzetiyoruz. Burada da Bediüzzaman da çekirdeğe benzetiyor. Evet, insan bir çekirdeğe benzer. Nasıl ki o çekirdeğe kudretten manevi ve ehemmiyetli cihazat. Kader kalemiyle Cenab-ı Hak çekirdeğe yapmıştır. Sen kayısı ağacı olacaksın. Sen şeftali ağacı olacaksın. Sen badem olacaksın. Sen limon olacaksın. Sen portakal olacaksın. Çekirdeğin içini yazıyor. Kader kalemiyle yazıyor. Toprağa atıyoruz. Bu sefer kudret kalemiyle yazıyor. Daha önce projesi çizilmiş. Şimdi bina meydana geliyor. Bakıyorsun büyük bir apartman ama küçücük bir kağıdın içinde. 24 daireli bir apartman kağıdın içerisinde. Yatak odası var, efendim salonu var, oturma odası var, mutfağı var. Fakat hiçbir ne yemek yapabilirsin ne de yatabilirsin. Çünkü kağıtta o ev. Ev kağıtta. Ondan sonra o kader kalemiyle yazılmış. Ondan sonra onu veriyoruz ustalara. İşte şu kadar demir, şu kadar beton, şu kadar. Bakıyorsun kağıdın içindeki kader kalemiyle yazılan ev kudret kalemiyle büyük bir inşaat olarak meydana geliyor. İşte Cenab-ı Allah da bizi bir siperimde kader kalemiyle yazmış böyle. Göz vermiş, kulak vermiş, burun vermiş. Harika bir şekilde. Kardeşler, biz çok şeyler biliyoruz ama
kendimizi çok az biliyoruz. Öyle değil. Ey kendini insan zanneden insan, kendini oku. Yoksa hayvan ve camit hükmünde bir insan olmak ihtimali var. Mesela ben bu kitapları okumazdan önce hiç burnumu düşünmüyordum. Burun, ne olacak ya benim burnum? Halbuki o kadar harika bir şeymiş ki, düşündükçe aklım tavana vuruyor. Şuraya bak, kesten 50 gram gelmez. Dünyada ne kadar koku varsa birbirinden ayrılır. Ya oh diyor, ya öf diyor. Getir burnuna. Elma, armut, sucuk, pastırma, köfte, dolma, kavun, karpuz, portakal, limon, çay, kahve, ayran. Allah Allah! Küre-i arz kadar bir burun yapsam, yapay burun, bunun yaptığını yapamaz. Rabbim onu buraya koymuş. Şuraya bir kulak koymuş. Ezan sesi, tren sesi, telefon sesi, anamın sesi, babamın sesi, inek sesi, sinek sesi, korna sesi. Bütün sesleri ayrıdır. İstanbul kadar bir radar teşkilatı yapsan, vallahi de billahi de bunun yaptığını yapamaz. Allah bunu bize vermiş. Ama bununla beraber doğduğumuz için onu düşünmeyi ihtiyaç duyamıyoruz. Mesela sen bir kavun yiyor ya diyor, bir kavun yedim bugün. Öyle kavun hayatım boyunca yememiştim diyor. Kavunun tadını takdir ediyor da, ya ne dil varmış bende be. Nasıl bunun tadını aldı diye mi? Hadi sür kavunu suratına. Var mı tadı yok. Alnına sür yok. Topuğuna sür yok. Demek ki o kavunun tadı bununla tatlanıyor. Çiçeğin kokusu bununla değer buluyor. Bülbülün sesi bununla değer buluyor. Neymişsin be abi? Yani sen neymişsin be abi? Hani şimdi yeni bir şey çıktı. Hadi kendine iyi bak. Birkaç senedir bu. Hadi kendine iyi bak. Doğru, kendine iyi bak. Yani aynaya geçtiğin zaman kendine iyi bak. Bak Allah sana neler vermiş. Bir gözüm istese de 73 yaşındayım. 500 trilyar vereceğiz. Vallahi vermem. Sen hiç vermezsin. Gelsin. Bir gözüm 500 trilyar vermiyor. İkisi var, kulağım var, kalbim var, aklım var, ruhum var, vicdanım var. Allah beni doğuştan trilyar der, katrilyar der, katrilyar, şendirlyar yer almış. Böyle bir varlıkım ben. E şimdi böyle bir varlık gidiyor kahvede oturmuş, 4 tane kağıt almış, ona bakıyor. Pingur gibi onunla şey yapıyor. Veyahut da gitmiş, görüyorum ben bazı. Bazı televizyon seyretmem de haberler bazen. Geçen gün baktım, Bodrum böcekleri diyor. İbrahim Tatlıses. 10.000 kişiyi hoplattırıyor. Hep beraber. O kadınları görsem ya. Ölecek orada, ölecek. Kanka! Kanka! Vallahi ölüyor, Tarkan derken ölüyor. Götürüyor melekler huzur-u ilahi. Nereden geliyor kolum? Tarkan'dan. Ya biz bunun için mi buraya geldik? Ya. Maçta ölüyor, maçta. Kayseri Sivas maçında 25 kişi öldü. Huzura götürüyorlar melekler. Rabbim biliyor, soruyor nereden geliyor bunlar? Maçtan ya. Ulan zalim diyecek. Ben seni gönderdim. Benim yolumda cihad edesin. Ve cahidu fi sebilillah. Benim yolumda cihad etsin. Ben de sana şehitlik vereyim. Ebedi mutlu edeyim. Ebedi saadete göndereyim. Cennetime koyayım diye gönderdin. Sen gittin bir topun peşinde öldün. Zalim! Allah muhafaza. Onun için sevgili kardeşlerim çok dikkat edelim. Biz bu gibi toplumları fırsat telakki edip bu hakikatleri anlatmaya çalışıyoruz. Düğünlerde konuşuyorum. Geçen gün bir düğünde konuştum. Diyorum ki Allah bizi odunlarla besliyor. Bilecik'te. Elma ağacı bir odun, okula gitmedi, kursa gitmedi, bizi tanımaz, sevmez, bilmez, aklı yok, vicdanı yok. Çamuru alıyor, dalından elma sallanıyor. Rengi gözümün hoşuna gidiyor, kokusu burnumun hoşuna gidiyor, tadı ağzımın hoşuna gidiyor, içindeki vitamin vücudumu besliyor. Yahu bana bu elmayı kim gönderebilir? Ancak beni tanıyan, seven, bilen Rabbim gönderir. Ama biz ne diyoruz? Aması elması. Kırk ağacın kokusu, Adana'nın kokusu.
Kursanın şeytanısı. Peki Allah'ın bir şeyi yok mu? Yok. İşte bu asırda en büyük tehlike bu. Hazreti Bediüzzaman bunu anlatıyor. Adamın biri kalktı geldi yanaklarını şapur şupur öpüyor. Ya hocam diyor, ben bu kadar sene yaşadım. Odundan elmanın geldiğini hiç duymamıştım. Odundan incir, odundan üzüm, odundan muz geldiğini vallahi bilmiyordum diyor. Halbuki gözümün önünde odun. Odunmuş bunlar meğerse diyor. Ama bakmak başka, görmek başka. İşte bize bakma usulü öğretiyor. Bakma formülü veriyor. Bakabilirsek çok güzel şeyler göreceğiz. Kur'an-ı Kerim'de öyle diyor Rabbim. Estağfirullah, bismillah. وَمَنْ كَانَ ف۪ي هَذِهِ اَعْمَى فَهُوَ ف۪ي الْآخِرَةِ اَعْمَى. Bu dünyada diyor kör olanlar, ahirette de kör olacaklar. Kim bu körler? İşte doğa, tabiat oluştu, gelişti, gelmişti, evrimleşti deyip de Allah'ın yarattığını göremeyip bunların tesadüfen olduğunu iddia eden zavallılar kördürler. Kör. Bakar kör. Öyle demiştik. Evet, insan bir çekirdeğe benzer. Nasıl ki o çekirdeğe kudretten mani ve ehliyeti cihazat ve kaderden ince ve kıymetli program verilmiş. Ta ki toprak altında çalışıp ta o dar alemden çıkıp geniş olan hava alemine girip Halık'ından istidat insanıyla bir ağaç olmasını isteyip kendine layık bir kemal bulsun. Kendine layık bir kemal bulacak. O küçük sıkışmış ağaç büyük bir ağaç olarak kendini bulacak. Eğer o çekirdek su-i mizacından dolayı misal bu tabi ona verilen cihazat-ı manevi yani ağaç olabilme kabiliyetini toprak altında bazı mevad-ı musırrayı zararlı maddeleri celbine sarf etse kurtlara böceklere kendini yedirse o dar yerde kısa bir zamanda faidesiz tefessüh ederek çürüyecek. Eğer o çekirdek o manevi cihazatını falikul habbi ven neva yani Rabbim diyor ki burada nüveleri ve habbeleri ben açarım diyor. İçini açıyor, ağaç çıkarım. Emri tekvinisini istimal edin. Hüsnü istimal etse, o çekirdek güzel kullanılsa, o dar alemden çıkacak, o sıkışmış olan ağaç, o kabuktan çıkacak, meyvedar koca bir ağaç olmakla, küçücük cüz'i hakikati ve ruhu manevisi, büyük bir hakikati külliye suretine olacak. O çekirdeğince sıkışmış olan ağaç, fevkalade, yüz binler meyve veren bir ağaç olacak. Eğer yerini bulmazsa çürüyüp gidecek. İşte bizim bunlar hep çekirdekler. Eğer bunlar antrenörünü bulamazsa, bunlar önderini bulamazsa, yol göstericisini bulamazsa o çekirdek gibi çürüyecekler Allah korusun. Görüyorum cemiyetin içerisinde. Ben yeni geldim Paris'teydim. Vallahi billahi Paris dediğin yer leş gibi kokuyor. Ne medeniyet var, ne insanlık var. Görün Paris'in göbeğinde, birinci Paris'te yatmışlar kızlar, erkekler üst üste, eroinman. Uyanınca gidiyor gene bak kadın alıyor, satıyorlar. Az olmak şartıyla eroin satıyorlar. Orada en medeni memleket Fransa derlerdi, Fransa. Paris, leş gibi. Oradan geldim daha yeni. Ya kardeşim, imandan nasiplerini almadıkları için çürümüş çekirdekler ve kokuşmuşlar yani. Ama biz inşallah evlatlarımıza, kardeşlerimize el atacağız. İnsanların kurtulması için çalışacağız sevgili kardeşlerim. Bunu başkası yapamaz, bunları bizler yapacağız. Biz geçen sene 50 tane sığır kestik. Vakfımız vardı. Bir tane sığırı alıyoruz, tekbirlerle götürüp deviriyoruz, kesiyoruz. Oradan 49 tane sığır böyle bakıyor. Sığır gibi bakıyor. Ya bizim kardeşimizi kesiyorlar. Ne oluyoruz biz? Diyemiyorlar çünkü sığır. İşte biz de, bizim de gençlerimiz, kardeşlerimiz diskoteklerde, meyhanelerde, barlarda, baryonlarda kesiliyor. Kim kesiyor? Şeytan kesiyor. Tekbir getirerek falan da değil yani. Onun için biz de onlara el uzatıp da, bu gençlere elimizi uzatıp,
onların kurtulması için bir çaba sarf etmezsek biz de affedersiniz sığır gibi bakmış oluruz. Ona göre kardeşlerim, vazifeniz bu. Bu gençlere, şunlara bak, pırıl pırıl. Bunlar yarın memleketin kaderini yüklenecekler. Kimisi general olacak, kimisi müdür olacak, kimisi vali olacak ama delikanlı olacak. İçi dışı bir olacak. Böyle böyle değil. İşte aynen onun gibi, o çekirdek gibi insanın mahiyetine kudretten ehemmiyeti cihazat ve kaderden kıymetli programlar tebliğ edilmiş. Eğer insan şu dar alemi arsikte hayat-ı dünyeviye toprağı altında o cihazat-ı maneviyesini alamadım, satamadım, yiyemedim, gösteriş yapamadım, nefsi nefesatına sarf etse bozulan çekirdek gibi cüz'i bir tenezzüt için az bir lezzetlenmek için kısa bir ömürde dar bir yerde ve sıkıntılı bir halde çürüyüp tefessüm ederek mesuliyet-i maneviyeyi bedbaht ruhuna yüklenecek, şu dünyadan göçüp gidecektir. Eğer çek istidat çekirdeğini, yani o derdi Cenab-ı Allah'ın insanlık çekirdeğini, İslamiyet suyuyla, imanın ziyasıyla, ubudiyet toprağı altında, ibadetler de toprağını soruyor, terbiye ederek evamiri Kur'aniyeyi, Kur'an'ın emirlerini imtisal edip cihazat-ı maneviyesini hakiki gayelerine tevcih etse, akıl Allah bana ne için verdi? Tabii ki düşüneceğim, ben neyim? Nereden geldim? Nereye gideceğim? Fazilet nedir? Beni kim yarattı? Niçin yarattı? Neden yarattı? Öyle ya. Bir ineğe desek inek. Ne yapmaya geldin dünyaya? Maça gitmezsin, dans etmezsin, bira içmezsin, flört yapmazsın, inek gibi yaşıyorsun. Gündüz çayra, gece ahıra. Bunu mu yapmaya geldin? İnek desek. İnek diyecek ya, ne kadar ayıp, ne kadar aptal bir adamsın sen. Sen bu sözü bana nasıl söyleyebilirsin? Şu buzdolabına bir aç bak. Süt benden, yoğurt benden, peynir benden. Tereyağı benden, kaymak benden, köfte benden, dolma benden. Sucuk benden, pastırma benden. Ayağındaki ayakkabı benden, belindeki kayış benden. Ben olmasam pantolonlarını bağlayacaktım. Sağ ol İnek kardeşim, bir market misin eğer sen? O parada sen ne yapmaya geldin? Etin gelmez, sütün içilmez, saçından çorap ölmez, kerves de olmasın bir işler. Sen ne yapmaya geldin desen, ne cevap vereceğim kardeşler? Bir yüz kahveye böyle, millet kağıt ver, masanın altından uzatıyor. Ne diyeceğiz kardeşler? Oradan biri kalkıyor, söyle ben böyle cevap vereceğim. Her zaman ötersin diyor. O diyor, bu diyor. Hocam diyorlar, vallahi biz bunlar bir cevap veremez, sende cevap var. Vallahi bir cevap var ama inek kabul eder mi? İnek kardeş, ben daha bak İzmir'den geldim, İstanbul'daki kardeşlerimi ziyaret etmeye. İl üzerinde inek kalkıp da, ya bizim İstanbul'daki inekler ne yapıyor acaba? Ortak kullanılıyor mu? Kasaplar ona rahatsız ediyor mu? Durumları nedir? Gelebilir mi? Gelemez hocam. E biz geldik bak. Sağ ol hocam, Allah razı olsun. Bir taraftan kağıtları da masanın altından geliyorlar. Hocam gelmesin. Kahve bir anda Kur'an kursu gibi olur. Bir inek hasta olsa diğer inekler birer demet atalım. Mercan kardeşimiz hasta olmuş. Ziyarete gidebilir, gidemez hocam. Biz giderdik, iki gün elma bir blok takalım gider. Doğru hocam. Oradan biri kalktı hocam desene bir inek bile olamadı biz. Kendileri söylüyor. Uyanıyor mu millet? Bizim vazifet bunları uyanlar. Gittik. Hocam diyor, buraya gelin, biz hiç bu kağıtları oynamayız. Canımız sıkılıyor, bizim onun için oynuyoruz. E ne haber Mehmet? İyi valla, sen nasıl iyi valla? Nasıl çocuklar? Konuşacak başka bir şey olmadığından biz de diyor bunları oynuyoruz. Halbuki eskiden kıraathaneler vardı, yazar kapıda. Kıraathane mi sözü kumarhane? Kıraathane değil mi? Okumahane. Kitaplar varmış eskiden Osmanlı zamanında. Herkes diyor, alıyor bir kitap. Birisi kim güzel okuyorsa, birisi peygamberimizin hayatını okuyor. Birisi tefsir okuyor, birisi fıkıh okuyor. Birisi Osmanlı tarihini okuyor. Herkes 10-15 kişi toplamda şunu diyor. Şimdi de 2 kişi oynuyor, 10 kişi başta bakıyor, nasıl oynuyorlar. O hale gelmişiz. İnşallah bunlar o hali değiştirecekler. İnşallah. Bize belki yetişemeyeceğiz ama bunlar o durumu değiştirecekler Allah'ın izniyle. Ben şimdi, tabii zamanınızı fazla almayın, bana dedi Süleyman Karadır sana yarım saat müsaade etmişler. Dedim yani İkbal'de yarım saat çok değil mi, sıkılır. Numara yapıyorlar.
yarım saatte daha yeni konsantre oluyorsun. Bacılarınız da var, onları çok ilgilendiren bir şey okuyacağım buradan, ondan sonra tamam, bırakıyorum. Risale-i Nur'un mühim bir esası. Risale-i Nur bu kitapların adı kardeşler, bu bir tefsirdir. 14 cilttir, 6000 küsur sahife. Bütün sorulan sorulara cevap verilmiş. Yani İslamiyet'te, dinde, imanda, ahirette, şeytandan, melekten, felekten, her şeyden bütün sorulara ikna edici en güzel cevaplar bu kitaplarda var. Ben bunları 45 senedir okuyorum. Bu kitapların yüzünden birkaç defa hapse girdi. 1000 defa daha girerim. Canım feda olsun, kanım helal olsun. Böyle eserler bunlar. Çünkü biz bunları okumadan önce pek bir şeyden haberimiz yok. Ya. Şimdi Risale-i Nur'un en mühim bir esası, bu kitapların en mühim bir esası şefkat olmasından, şefkat, acımak. Bu kardeşlerin çocukları okutanlar şefkatten okutuyor, para almak için okutuyor. Şefkatından okutuyor. Bu da diyor kurtulsun, kurtulsun bu evladınızla. Şefkat olmasından Nisa taifesi, yani hanımlar grubu, şefkat kahramanları bulunmaları cihetinde daha ziyade Risale-i Nur'la fıtraten alakadardırlar, bayanlar. Duyurabilirsek bütün bayanlar bunu kabul ediyor. Ben geçenlerde bir düğünde bulundum, hepsi böyle asortik, öyle gelmişler inadına. Yani o kardeşimiz de dindar olmuş, Almanya'da Nur'ları tanımış. Akrabalarına demiş de düğünüm var. Düğün davetiyesi veriyor. Davetiye diye açılmış Kur'an-ı Kerim. Dini sohbet, dini musamere, dini ders. Bakmışlar demişler ya Hüseyin ne bu ya? Cenaze ne gömmüş? Ne biçim düğün bu? Din. Hiç oynayan zıplayan olmayacak mı? Allah demiş böyle. Biz demiş öyle bir düğüne gelmeyiz. Gelmeyiz. Gelmemişler hakikaten. Erkekler protesto etmişler ama bayanlar gelmiş. Bayanlar da yani kalabalıktı. Burada İstanbul'da Kamburun Bahçesi diye bir yer var Beşiktaş'ta. Orada yer almak için iki ay önce rezervasyon yaptırmış. Kamburun Bahçesi meşhur. Oraya gittik baktım bayanlar da hepsi yani böyle asortik, süslü, püslü gelmişler. İnadına sanki böyle. Neyse. Mevlüt okuyor hocalar dinleyen yok vallahi. Herkes birbirine bakıyor, konuşuyorlar, muhabbet ediyorlar. Ondan sonra neyse biz çektik falan. İnsan Atasoy başladı konuşmaya, o da susturamadı. Bana dedi, hakkını sana veriyorum, istersen ver de. Ondan sonra bacılarımız çok güzel bir şeye girdiler, moda girdiler. Dedim, bakın kardeşler, sizinle ilgili çok harika bir şey bahsedeceğim. Ediyorsanız Sayın Hüsnü Hazretleri diyor ki, bu kardeşimiz dedim, Hüseyin kardeş, düğün sahibi bana bir emanet verdi, size söylemem gerekir. Kendisi Almanya'da Nur talebelerini tanımış, Nurcu olmuş. Meraklandılar. Dedim Nurculuk ne demek size anlatacağım şimdi. Nurculuk demek dedim bu asırda en popüler Müslümanların adı Nurcu. Dinlerseniz dedim çok büyük hakikatler alacaksınız. Yan oturuyorlar hepsi böyle döndüler. Dedim bak bir tanesini anlatıyorum. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bizim liderimiz, önderimiz öyle. Bu asırda önderimiz o. Büyük önderimiz de Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi şöyle diyor. Bir nur talebesi Allah'a ve ahiret gününe inandığı için hanımına şöyle muamele eder. Benim bu hanımım şimdilik ihtiyar ve çirkin olmuş ise de ahirette ebedi bir güzelliği var. O güzelliğin hatırı için her bir fedakarlığı yapar deyip o ihtiyar hanımına bir huri gibi muamele eder. Şayet ahirete inanmazsa, ya bu bizim hanım biraz yaşlandı kadınlar biraz daha çok er. Ben bir ikincisini de alayım da bunu da yedeğe bırakayım der. Onun için dedim bakın sizin hakkınızı en güzel şekilde Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri kuruyor. Ne kadınları koruma derneği, ne kadınlar kolu, vız gider dönüz gider. Öyle bir dinlediler. Onun için dedim siz inşallah bu Bediüzzaman'ın kitaplarından Hanımlar Rehberi var. Böyle küçük bir kitap dedim. Bundan bulacaksınız, okuyacaksınız. Hepiniz nurcu olacaksınız inşallah deyince. Bir alkış. Yaşa! Damara göre şerbet.
ya? Vallahi memnunum ben. Düğün sahibiymişse bu hoca senin düğünlere de gelir mi? Allah demiş, aramakla bulunmaz mı yer ki rastgele? Evet. Hanımlar taifesi Risale-i Nur'la Fıtret'ten alakadar. Vellillahi hamd, Allah'a çok şükür. Bu fıtri alakadarlık çok yerlerde hissediliyor. Bu şefkatteki fedakarlık hakiki bir ihlası ve mukabelesiz bir fedakarlık manasını ifade ettiğinden şimdi bu zamanda pek çok ehemmiyeti var. Evet, bir valide, burası çok, bütün insanlık dursun bunu dinlesin. Evet, bir valide veledini, yani çocuğun, evlat iki olursa evlat denir, tek olursa veled denir. Valide, veled, evlat, mevlüt, aynı kökten değil, Arapçadır. Evet, bir valide veledini, çocuğunu, evladını tehlikeden kurtarmak için hiçbir ücret istemeden ruhunu feda etmesi ve hakiki bir ihlas ile vazife-i fıtriyesi itibariyle, yaratılış karakteri itibariyle kendini evladına kurban etmesi gösteriyor ki hanımlarda gayet yüksek bir kahramanlık var. Bu kahramanlığın inkişafıyla hem hayat-ı dünyeviyesini hem hayat-ı ebediyesini onunla kurtarabilir. Fakat bazı fena cereyanlar var. Biraz evvel anlattım ya. O kuvvetli ve kıymetleri seciye inkişaf etmez. Etmiyor kısmında. Veyahut suistimal edilir. Güzel numunelerinden bir küçük numunesi şudur. O şefkatli valide çocuğunun hayat-ı dünyeviyede, dünya hayatında tehlikeye girmemesi, istifade ve fayda görmesi için her fedakarlığı nazara alır. Onu öyle terbiye eder. Oğlum paşa olsun diye bütün malını verir, hafız mektebinden alır, Avrupa'ya gönderir. Çocuğum paşa olacak. Ama paşalar bazen paşa oturuyor. Fakat o çocuğun hayat ebediyesi tehlikeye girdiğini düşünmüyor. Ya ebedi hayatı, dinini, imanını nazara almıyor. Çocuğum dünyada sıkıntı çekmesin. Ve daha dünya hapsinden kurtarmaya çalışıyor. Cehennem hapsine düşmesini nazara almıyor. Fıtri şefkatın, o bilerek onu bilerek yapmıyor ama o şefkatin tam zıttı olarak o masum çocuğunu ahirette şefaatçi olmak lazım gelirken davacı ediyor. O çocuk niçin benim imanımı takviye etmeden bu helaketime sebebiyet verdi diye şekva edecek, şikayette bulunacak. Dünyada da terbiye-i İslami'yi almadığı için validesinin harika şefkatinin hakkına karşı layıkıyla mukabele edemez. Hanım diyor, ben anneni istemiyorum sen. Ya ben bakacağım anneni, sen dursun bir odası. Yok yok, istemiyorum ama. Paşa oldu ya, paşa karısı. Seviyorum. Ama eğer o anne, o çocuğa Allah sevgisi, peygamber aşkı, din muhabbetini öğretse idi, o çocuk öyle diyemeyecekti. Diyemeyecekti. Evet, bir gelin kaynanasını bakmak mecburiyette değil. Ama evden de çık diyemez. Bunu iyi bilelim. Bunu iyi bilelim ha. Mecbur değil benim ailem, hanımım bakmak, annemi bakmak. Ben bakarım. Ama bana sen de bakmayacaksın dedi mi? İşte o zaman kapışırız. O zaman ama o çocuk dinini, imanını, ana sevgisini öğrenemediğinden bunu böyle diyemez işte o. Diyemiyor işte. Ne diyor bak? İslamiyet'i tam almadığı için validesinin harika şefkatinin hakkına karşı layıkıyla mukabele edemez. Belki de çok kusur eder. Kardeşler, genç kızlarımız, şimdi gelinseniz birkaç sene sonra kaynana olacaksınız. Ona göre men dakka dukka. Ne demek bu? Kapısını adamı sen dakka diye çalarsın, o da dukka diye çalar. Ne ekersen onu içersin. O kadar. İki kere iki dört, ister çarp, ister topla, dört çıkar. Eğer hakiki şefkatle suistimal edilmeyerek bir çare veletini, anne sabahleyin bakıyor çocuğum ışıl ışıl duyuyor.
kardeşim çocuğu kalırsan namaz kılıyor ama diyor, sabah uyusun bari. O şefkatinden onu kaldırmıyor. Kaldırmayınca çocuk yavaş yavaş yavaşlaşıyor namaz kılmaya. Ya diyor 15 yaşında. Peki 15 yaşına gelince hemen kılacak mı? Marş bile olsun bu? Dırrrr baktım hemen namaza başlıyor. Ben makine bu. Bu insan kardeşim yetişecek. Antrenman yapacak. Adam 5 gün antrenman yapıyor. 6. günü maça çıkıyor. Antrenman olmayan bir çocuk nasıl namaz kılacak? Kıldıracaksın onu. 6 yaşında, 7 yaşında çocuk namaza egzersiz yapacak. Ondan sonra artık ileride bırak da desen bırakamazsın. Çok mühim. Makine değil mi? Eğer hakiki şefkat suistimal edilmeyerek bir çare veretini hapse ebedi olan cehennemden ve idam ebedi olan dalalet üstünde ölmekten kurtarmaya o şefkat sırrıyla çalışsa, o veledin, o çocuğun bütün ettiği hasenatının bir misli validesinin defteri amaline geçeceğinden. Burada herhalde çocukları olan kızlarımız, kardeşlerimiz var. Bunların bütün sevaplarından siz de alıyorsunuz. Evet. Validesinin defteri amaline geçeceğinden, validesinin vefatından sonra her vakit hasenatlarıyla ruhuna nurlar yetiştirdiği gibi ahirette de değil davacı olmak bütün ruhu ve canıyla şefaatçi olup ebedi hayatta ona mübarek bir evlat olur. Evet, insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi onun validesidir. Bu münasebetle ben kendi şahsımda kat'i ve daimi hissettiğim bu manayı beyan ediyorum. Ben bu 80 sene ömrümde 80 bin satlardan ders aldığım halde kasem ediyorum ki en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi merhum validemden aldığım telkinat o manevi derslerdir ki o dersler fıtratımda adeta maddi vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş. Evet sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Dikkat edelim, kendimize acıyalım. Allah bize bu hayatı bir sefer verdi, bir daha geleceğiz ama hesap vermeye geleceğiz. Her şey gitti. Her şey gitti. Bak bir gözlük kaldım 100 lira. Bir de doktorda bekledim yarım saat, bir saat. İki tane göz verdi Rabbim, 100 lira buldu bana, kasıtanlar. Bir çift ayakkabılı, ayakkabı, kap, ayakkabı. 200 lira, 300 lira. İki tane ayakkabı, 700 lira kullanıyorum. Hiç tabanlarını değiştirmedim. Ne kadar ayakkabı değiştirdim ama ayakları değiştirmedim. Güneşim var. Nereye gitsem güneş benimle geliyor. Fransa'ya gittim baktım abisin güneş. Bırakmam seni diyor. Arabam var, arabamı götür dedim. Koskoca güneşi götürüyorsun. Eğer o güneş benim kendi malım olsaydı, tapulu malım olsaydı çok yerde karanlıkta kalırdım değil mi? Götüremem, park yeri yok. Onun için kardeşler dikkat edin. Bak Allah havayı burnumuza kadar gelir. Ya markette olsaydı? Koşalım. Babanın havası bitiyor. Babanı kaybedeceğiz. Son çocuk kullanıyor. Koş çocuğu. Çocuk koşuyor. Market çalıyor. Babam gidiyor. Havası gitmek üzere. Ne olur bir koli hava. Çocuğum son koliyi verdik. Sabah taze hava gelecek. Siz sağ olun babası. Onu daha kapattı. Ve in te'uddu nimetallahi la tuhsuha. Benim nimetlerimi diyor saymaya kalksanız sayamazsınız. Allah hepinizden razı olsun. Seni gözlerinizden öpüyorum. Kalbiniz açık olsun. Zihniniz açık olsun. Kalbiniz açık olsun. İmanınız güçlü olsun inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Duanızı bekliyorum. Adam bir ama alkış toptan daha nereye koydu poşete mi? Ama bana dua etseniz içimizden dua et. Bu ihtiyar abimiz gidiyor artık. Günahları çoktur. Yıllanmış, kaşarlanmış günahlar var. Günahlarını affet. İmanla huzuruna al. Sizden onu istiyorum. Ben de size dua edeceğim. Allah hepinizden razı olsun. Selamun aleyküm.